Sen hangi tarzdansın koçum? Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Agresif ya. Bu güzel. Agresif bir zaman bozuyor. Değil mi? Hasan yayınlar. Buzlu limonatalar. Yani, oyunu hareket etmediği zaman sorun yok. Ama hareket et. Yürü yavaş et. O yüzden dedim sana. Mersi canım. Önce bana vermen lazım. Bizler neredeyiz? Çatın da hemen yanında. Hasan tepesindeyiz. Çekiyor musun abi? Işık, gırmıt ışığı görmüyor mu orada? Kaç yaşındasın sen? Ha? 23. Sen 23 yaşında bir adamsın. Öyle mi sorulur? Burada klip mi çekiyorsunuz? Merak et. Herdun abi gidelim ya. Sermiştim yoluna yalandan ağla gitmedi hiç dırdırın. Darlandım bak sonunda patladım. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Okan kardeşimizin klibini çekiyoruz. Kamera arkasında yine Hasan Yayla kardeşimiz var. Bizim kamera arkası görüntülerimizi alıyor. Güzel bir klip olacak inşallah. Kardeşimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İlk defa ustamla beraber bir klip çekmek nasip bizlere oldu. Çok güzel. Takipte kalın. Okan Karagöz ofisyal sayfasından klibimizi takip edebilirsiniz. Cımbış Medya. Ya aranje güzel de senkronlar tutmuyor klipte hacı ya. İstersen bir daha yap yani şu anda bakar şeyse. Emin. Merhaba bak, hayırlısın. Sevdum, aşkına güvendim. Neydi acaba sana yetmedim ömrümü. Sermiştim yoluna yalan. Güzel gözlerine anla. Sen gelsin yalanım. Alıştım zaten. Hasan yayında. İki kardeş mavimiz şeyi yüzü bize olurmuşuz. Aldandım. Güzel şarkı ya. Ha? Güzel yapmış ya. Sen seversin yalanı. Alıştım zaten o yalan. Darlandım, bak sonunda patladım. Allah. Yanlış yerden. Sermiştim yoluna yalandan. Allah bitmedi hiç dırdırın. Darlandım. Önce mikrofonu Okan Karagöz uzatmak istiyorum. Pardon, gel baştan alayım. Tamam, doğru çeksin onu. Tamam. Şu müziği kapattıysanız öyle dikkat edin. Burası çekiyor mu şu an? Ha, çekiyor. Evet efendim, şu anda aramızda Giresun Genç Yeteneklerinden Okan Karagöz bizle beraberler. Biz daha bugün çok güzel bir klip çektik. Öncesinde Okan Karagöz'e ben hoş geldin diyeceğim. Hoş bulduk Hasan abicim, teşekkür ediyorum. Ya konuş bana ben. Hani kendimizi konuş. Bana benim düşüncelerimi alıyorsun. Ben de isimleri sayayım, anladın mı? Efendim şu anda aramızda Giresun'un genç yetenekleri. Genç yetenekleri. Çok komik, bunları koyacağım. Bunları koyacağız kamera arkasına. Işıkla gözümü alıyorum, mahvoldum burada ya. Bir daha yapacağım. Dur. Evet efendim, aramızda bugün Giresun'un genç yeteneklerinden Okan Karagöz var. Bizler bugün çok güzel klipler çektik Giresun'un çeşitli yerlerinde. Ben öncesinde Okan Karagöz'e mikrofonu uzatacağım. Öncelikle Okan Karagöz, hoş geldin aramıza. Hoş bulduk aslında. Allah
yapmayacağım şimdi kameraya. Sinirlerim bozuldu gerçekten. Efendim bugün aramızda Giresun'un genç yeteneklerinden Okan Karadeniz var. Bizler Okan Karadeniz'e bugün çok güzel klip çektik efendim. Giresun'un çeşitli yerlerine gittik, gezdik. Oralardan çok güzel görüntüler aldık. Ben öncesinde Okan Karadeniz'e aramıza hoş geldiği için teşekkürlerimi göndereceğim. Efendim aramızda bugün Giresun'un genç yeteneklerinden Okan Karadeniz var. Bizler bugün Okan Karadeniz'e çok güzel klip çektik efendim. Giresun'un çeşitli yerlerinden çok güzel görüntüler aldık. Ben öncesinde Okan Karadeniz'e Giresun'a tekrardan geldiği için buradan kendisine mikrofonu uzatmak istiyorum. Öncelikle Okan'ım aramıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim abicim. Bizler bugün Giresun'un çeşitli yerlerine çok güzel klipler çektik. Buradan seni sevenlerine, takipçilerine neler söylemek istersin? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel mekanlarda bulunduk. Mekan sahipleri de gerçekten yani hemşehrimiz olduğu için bizlere kapılarını açtılar. Sonuna kadar yardımcı olmaya çalıştılar. Allah razı olsun. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel görüntüler oldu, güzel açılar oldu. Bence güzel bir klip olacak. Çekimlerimiz bitti. İş montaja kaldı artık. Montaj kısmına kaldı ama güzel bir klip olacağına inanıyorum. Enerjisi yüksek bir klip oldu. Parça da güzeldi. İddialı bir parçaydı. Umarım her şey güzel olur. Evet, yaz bitiyor ama yazı tekrardan bizler bu kliple beraber, bu eserle beraber tekrardan geri getirmiş olacağız değil mi Okan? Tabii ki yaz şarkısıydı birazcık. Korona sebebiyle birazcık ertelemek durumunda kaldık ama yani gümbür gümbür oldu. Ben inanıyorum yani yaz tadını vereceğine inanıyorum klibin. Parçanın da çok böyle yazlık bir şarkı ama dört mevsim bir parça olduğunu inanıyorum. Demin de söylediğim gibi bence iddialı bir parça. İddialıyım. Evet, iddialı parça. Hani sizler iddialı parça ne diye düşünürken kısaca biraz sözünü alabilir miyiz? Yani iddialı parça şu şekilde oluyor. Kendim aranjörlük de yaptığım için, farklı insanların şarkılarının altyapılarını da üstlendiğim için parçaların belli bir kitleye, yani piyasaya çıkarmadan önce belli bir kitleye dinletiyoruz ya da çevremizdeki insanlara dinletiyoruz. Tepkilerini ölçüyoruz ya da kulağa hoş gelmeyen yerlerini ya da kulağa güzel gelen yerlerini değerlendiriyoruz kendi içimizde. Bu parçayı aynen o şekilde değerlendire aşama aşama kademe kademe yaptık. Zaten sözü ve müziğini askerliğimde yazmıştım şarkının. Askerlik yaradı o konudan bana. Birçok beste ve söz biriktirdim. Parçayı çok insana dinlettim piyasaya sürmeden önce ve farklı platformlarda açtık, yayınladık. Tepkiler çok güzeldi. Yani 10 kişiden 10'u parçayı beğendi diyebilirim. Ya, o yüzden yani iddialı parça tepkiye göre oluyor. Yani çevremde parçayı dinleyen herkesin beğendiğini söyleyebilirim hemen hemen. Bu yüzden iddialı bir parça olduğunu inanıyorum. Kısa bir alabilir miyiz Erkan sözlerini? Kısaca. Şarkıda ne diyoruz? Sevduğum, aşkına güvendiğim neydi acaba? Kız sana yetmediğim. Yani şivesi söylüyorum. Ömrümü sermiştim yoluna. Yalandan ağla, bitmedi iş dırdırın. Yani şiveyle beraber kafiyede oturuyor. Nakaratı da şu şekilde, Karadeniz'de yine Karadeniz bölgesinde trend olan bir kelime vardı, darlandım diye. Oradan esinlenmiştim. Parçanın mazisi 2 yıllık, yani söz yazılma mazisi 2 yıllık. Bu 2 yıl süresinde de darlandım kelimesi geçen bir eser çıkmadı. Biraz da şansımız oldu, yani yapılabilirdi aslında. Nakaratı da darlandım, bak sonunda patladım. Aldandım o güzel gözlerine. Anlat sen seversin yalanı. Alıştım zaten yalan sözlerine diyor. Böyle bir şarkı. Yani biraz genç kesime hitap ediyor. Biraz sistemkar bir şarkı. Piyasada şu anda bu tarz eserler tuttuğu için yöreselden biraz daha kopup biraz daha bu tarz bir esere yöneldik. Umarım dinlenmesi bol olur. Her şey zaten dinleyicilerimiz için. Son olarak neler söylemek istersin takipçilerine? Tabii YouTube üzerinden yayınlanacak, sosyal medyadan. Yani buradan tüm takipçileri Okan Karadeniz'in mutlaka paylaşsınlar efendim. Yorumlar atsınlar değil mi? Tabii ki zaten şöyle Hasan abi, ben sürekli sosyal medya hesaplarından Instagram olsun, YouTube'da videolarımın altına yazılan yorumlar olsun, yine Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun atılan her mesaja geri dönmeye çalışıyorum. Yapılan her yoruma yanıt vermeye çalışıyorum. Ya da Instagram şu anda trend bir sosyal medya uygulaması. Hikayesini eklediklerinde, storylerini eklediklerinde aynı şekilde onlara karşılık verip kendi hikayeme geri ekliyorum.
Onlar beni onur ediyorlar. Dinledikleri için bunu belirterek beni onur ediyorlar. Ben de hikayemi de paylaşarak elimden geldiği kadar onları onur etmeye çalışıyorum. Zaten takipçilerim de bunun farkındalar. Yani güzel bir kitleye ulaşacağımı düşünüyorum. Kendi takipçilerim de zaten beni takip eden insanlar da bu konuda anlayışlılar. Yeni bir eser yaptığımızda, yeni bir şey piyasaya çıkardığımızda, şarkı piyasaya çıkardığımızda hemen paylaşıyorlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Aynı zamanda klip günü gezdiğimiz mekanlara teşekkür ettik. Bunun yanı sıra sen çok değerli abim, Hasan abim yanımdaydın yine beraber. Drone çekimlerini yaptın. Yine birlikte yönettiğimiz, yönetmenliğini yaptığımız Vural Usta. Benim ustamdır kendisi. Soyadı gibi ustadır yani. Benim ustam sayılır. Evet. Yani Giresun'da çoğu, müzikle uğraşan çoğu insanın ustasıdır Vural Usta. Yani... İşim biraz daha pazarlama bölümünde ama gerçekten emeği çok büyüktür. Kültürümüze de çok büyüktür. Katkısı es geçilmeyecek bir insan gerçekten. Yine dediğim gibi Vural Usta'ya teşekkür ediyorum. Onun dışında kıyafet seçimimde yardımcı olan, yanımda benimle beraber klip günü aynı telaş içerisinde koşturan kardeşim Görkem Keskin var. Ona teşekkür ediyorum. Yine makyajda Şevval bizimleydi. Şevval'e teşekkür ediyorum. Bu kadar. O zaman bizden ne yapıyoruz? YouTube üzerinden Okan Karadeniz Darlandum yazıyoruz. Paylaşımları yapıyoruz. Aynı zamanda YouTube üzerinden indiriyoruz. Araçlarımızı da takıyoruz. Son sesi açıyoruz ve ne yapıyoruz? Tabii ki de son sesle beraber geziyoruz, öyle değil mi? Yani tabii ki öyle. Yani bazı insanlar şey diyor, indirmesinler YouTube'dan dinlesinler falan. İndirebilirsiniz. İndirin, dinleyin. Yani yeter ki dinleyin. Biz bu parçaları siz dinleyin diye yapıyoruz. Ya da sizin hoşunuza gidiyorsa, dinliyorsanız biz zaten her şekilde bunu duyduğumuzda, gördüğümüzde onuru oluyoruz. Yani indirmişsiniz, YouTube'dan dinlemişsiniz, farklı dijital platformlardan dinlemişsiniz. Bizim için çok fark etmiyor. Hani beğeniyorsanız dinleyin. Yeter ki dinleyin yani. O zaman sana ne diyelim? Sanat hayatında başarılar mı dileyelim? Teşekkür ediyorum abicim. Bizler de. Tamam, da keselim.